ediyoruz sevgili Seher. Özellikle Fitnat Hanım'ın söyledikleri, onun gözyaşlarına dayanamıyorsun. Biraz senin üzerine yürüdüğü için gerçekleri söyle, gerçekleri söyle diye sevgili Bediye kızgın olduğunu biliyorum. Ama sen de artık bize her şeyi söyle bir tanem ya. Ya sabrımız tükendi yani. Birazdan benim o söylediklerimden sonra bize söyleyecek misin her şeyi merak ediyorum. Ama önce İsmail'in öldüğü sırada üzerindeki kıyafetler gelsin mi? Gelsin Gökhan, getir lütfen. Teşekkürler Gökhan. Seher, İsmail'le ilgili hep İsmail'i övdü mü sana Faruk? Hı? Efendim? Hep seni, İsmail'i sana övdü mü? Evet. Şöyle çocuktur, böyle çocuktur. Evet. Şöyledir, iyidir diye. Evet. Emin misin? Evet. Hep parasını ye mi dedi sana? Ye, iç, gez, toz dedi, keyfine bak dedi. Parasını ye dedi yani. Evet. Peki, ifadesinde o zaman İsmail'in bir gece hayatı olduğunu, pavyonlara gittiğini söylemiş. Hayır, öyle bir şey söylemedi bana. Bir gece hayatı var, pavyonlara gidiyor. Niye övüyordu bana madem pavyona gidiyor, bilmem şey gidiyor, niye parasını ye, iç, gez? Asla öyle bir şey gidiyor yapmaz. Gidiyor muydu oğlunuz öyle? Hayır, bir fakat çığırı düşmez, bu kesinlikle yalan. Bu kesinlikle yalan. Pavyonlara gittiğini söylüyor. Hayır, gece asla. Hayatı olduğunu söylüyor. Asla. Evet, söylüyor yani. O söyleyebilir. Evet. O her şeye düzeni düzeye, her şeyi de yapar. Olaydan sonra duyduğunu söylüyor ama bunu ben olaydan sonra duyduğunu düşünmüyorum. Hayır. İsmail'in gazinoya alıştırmışlar. Gazino dediğim yerler, içkili. Hayır. Mekanlar. Yalan. Yalan. Madem öyle bir şey İsmail. Faruk gibi bir adam. Selen diye avucunun içi gibi biliyor. Bu arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş ya, gözdağı veriyor. Bütün Selen diye gözdağı veriyor. Ondan sonra sence eğer böyle bir şey olsa. Ya niye övüyordu madem bana? Olaydan sonra duymuş. Evlen. Niye baskı kuruyordu madem? Olaydan sonra duymuş. Belli. Öyle bir şey olsa zaten onu ben de onu olaydan sonra duyduğunu düşünmüyorum. Artık İsmail'in de böyle. Bunu niye karıştırıyor ki? İsmail gazinoya gitti diyelim. Olayla ne alakası var? Öyle hak mı ediyor yani? Ne saçma yani? Yalan. Bunu niye söylüyorsun Faruk Efendi? Yalan. Selen de herkese sorabilirler. Herkese durduğumuz mahalleye de genç adam sorsun. Belki gidip bir yerlerde asla, eğlenmek istemiş olabilir. Asla. Kesinlikle senet verin oğlum. Öyle bir şey yapmaz. 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 Kayfaya gidebilir. Böyle şeyi asla yapmaz. Açık da senet anne olarak verebilirim. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Niye bunu söylüyor yalan peki? Ya çocuğu bir de kötülemeye çalışıyorsun Faruk. Gazinoya gidiyordu. Sen gitmedin mi hiç yaşından hayatında gazinoya? Yaşından başından utansın ya. Yaşından başından utansın bu adam ya. Gitmedin yaşından mi? Başından utansın. Asla gitmedin gitmedi. Mi? Ha? Senin oğlu ya, ben Faruk'a soruyorum ya. Asla. Sen gitmedin yalan mi hiç? Ha Selendi'nin. Yalan. Kendine göre ölenen böyle küçük bir şey oluşturmuş atılmaz orada derebeyi. O yaptı. Ha? O melek oldu, gitti. Ne yaptıysa o yaptı. Ölene bu kadar da iftira atılmaz. Ben buna karşıyım. Yazıklar olsun. Ya gitmiş eylemmiş. Bak arkadaşlar da gitmiş eylem değil mi sevgili izleyiciler? Hayır. Ne olur genç çocuk gidip gezebilir. Ya. Yani ölen birinin arkasından sayın savcımıza gazinolara giderdi. Ben böyle asla duydum. Ne yapmaya çalışıyorsun Faruk Efendi? Her Faruk Efendi. O oğluma bak ya. Ha? Asla. Allah Allah, ben çok sinirlendim o cümleye de. Ocağımızı söndürdün. Seher, ben şunu anlamadım. Bu Faruk senin kulağına eğiliyor diyor ki, telefonu ben aldım, merak etme diyor. Evet. Ambulansın içindeydim, ben yatıyordum, gel benim merak yanıma. Etme dedi mi? Telefonu ben aldım, merak telefonu etme. Telefonu ben aldım dedi. Telefonu ben aldım dedi. Merak etme dedi mi? Etme dedim, merak etme. Telefonu ben aldım dedi. Öyle bir cümle kurdu kulağıma. Ben sadece olayın şeyindeyim, zaten ambulansın içinde yatıyorum. Peki bu çocukla Uşak'ta buluştuğunuzu neden söylemeni istemedi? Neden gizle dedi sana? Sen ne dedin ona o sırada? Bana dedim uşağı karıştırma dedi. Selendi'den bindiğini söyle dedi. Ben dedim ki abi dedim, sen öyle diyorsun ama dedim. Uşak'ta dedim bir sürü görüntü var dedim. Hani kimi kandırabiliriz dedim. Niye o insanları, jandarmayı, savcıyı kandırmanı istedi?
Bilemem valla, öyle dedi. Uzatma dedi. Sonra dediğim gibi siz bana ilk bir soru sordunuz. Ser, bir şey söyleyeceğim. Uşak'ta İsmail'le buluşmanı Faruk mu istedi? Valla gerçekten hani haberi var mı bilmiyorum. Ama hani ben İsmail hiçbir zaman öyle bir şey söylemedi. Gerçekten bak ciddiyim bu yönde. Hani söylese zaten söylerim zaten. Hayır, yeni sen buluşacağını şey Faruk'a söyledin mi? Hayır, söylemedim. Gerçekten söylemedim. Ha? Gerçekten söylemedim dedim ama gerçekten. İsmail söylemiş olabilir mi? Ha, olabilir. Biliyor olabilir. Böyle dedikten sonra dediğim gibi sonra jandarma gittiğimizde orada bu telefonu aldım dedikten sonra işte taciz işini karıştırma dedi. Hı hı. Yaşın güç yaşından dolayı dedi, bak adın çıkar dedi, geleceğin etkilenir dedi, bir sürü şey söyledi. Sonra savcılığa gittiğimizde de Faruk Bey öncesinde anlatma, jandarmaya anlatma dedi. Şey evet. Sonrasında da jandarmaya adliye işte gittiğimizde savcıyı anlat dedi. Aynen. Adliyeye gittiğimizde anlat dedi, Ser dedi. Başka ne dedi? Sana orada şu kritik bir cümle daha söylemiş. Aynı sözleri söyleyelim. Ha, evet. Dedi mi demedi mi? Dedi. Üf daha topu benim üstüme atma, benim başımı yakma dedi. Topu benim üstüme atma, atma başımı benim başımı yakma. İfadeleri ne anlattıysan o zaman anlattım. Aferin böyle böyle demişim falan dedi yani. İkimiz aynı şeyleri söyleyelim mi dedi. Evet. Nerelerde aynı şeyleri Allah söylemenizi istedi? Biz o kınığa gittiydi ya. Bizden önce gitmiş. Ondan sonra geldiğimi kınıktan berisini aldıydık onu ben. Aldıydık. Evet. Onu söylemiştim ben. İyi aferin onu söylemişsin dedi. Hani orada olduğumu söylemişsin dedi. Anlamadım, bir daha söyle. Kınık'a gittiydik biz ya. O kınık'a gittiydi ya. Evet. Biz de kınıkta Taner abi ben Gizem ablayla arkasına gittik. Ben bunu jandarmada adliyede de söylediğimde şey demişti bana. Kınık'ın beriden aldığımı söyledin değil mi dedi. Ben evet dedim, kınık'ın oradan aldım bindi zaten abi dedim. Öyle dedi. Seher ya. Faruk seni nereden aldı? Olay yerinde de dediğim gibi o tabelenin yanında aldı. Gerçekten oradan aldı. Seher, Faruk seni nereden aldı? Oradan aldı. Hayır. Oradan aldı. Hayır Seher. Oradan aldı dedim abla. Bize söyleyeceğin şey bu değil mi? Gerçekten o tabelen oradan aldım. Ciddiyim. Oradan aldım. Ben dudaklardan, o gözlerden. Seni oradan almadığını aldı, biliyorum. Abla. Hayır Seher. Oradan aldı. Seni olay yerin yukarı geldi. Olay yeri dedin az önce. Dilin sürçmedi. Bilinçaltı gerçeği ortaya çıkardı. Çıkarsın söylemek istediğin abla. Gerçek o muydu? Hayır abla, gerçekten oradan aldı beni ya. Oradan aldı. Hayır Seher. Oradan aldı. Yukarı olay yerine geldi Faruk. Peki biraz yardımcı olayım sana. Zorlamayayım, sen kendin karar ver. Ben seni seviyorum ve gerçekleri de söyleyeceğine inanıyorum. Ben sizi seviyorum Didem abla. Bu olayı sen aydınlatacaksın. Elimden geldiği kadar her şey yapmaya razıyım. Olay gününe gidelim mi tekrar? Gidelim. Boğuşuyorsunuz, aşağı doğru iniyorsunuz. Kendi ayakkabı bağcıkları ne zaman çıkardı? İsmail önce kendi ayakkabısının bağcıklarını mı çıkardı? Getir Gökhan. Gökhan bir versin bana Hacer. Şimdi. Önce kimin ayakkabı bağcığı çıktı? 12. İsmail önce kendi ayakkabı bağcıklarını mı çıkardı? Evet. İki tanesini çıkardı. Senin ellerini ve ayaklarını bağlamak için yeterliydi. Bir tanesiyle şunun ellerini bağlayabilir senin. Diğeriyle de kendi ayaklarını çıkardığı senin ayaklarını bağlayabilir diğer ayakkabı bağcığıyla. Senin ayakkabı bağcığı niye çıkardı? Neden çıkardı abla? Hani dedim ilk bir kendinkini çıkardı birini. Sonra diğerinkini benimkini çıkardı işte. Ya kendi ayakkabı bağcıkları bir tanesi. Evet. Senin elini, diğeri de senin ayağını bağlamak için yeterliyken. Evet. Senin ayakkabı bağcığını İsmail mi çıkardı? Evet. İyi hatırla Seher. Çok önemli Seher. Düşünmeni rica ediyorum. Abla hangisini hatırlayacağım? Hangisini zorlamak? Seher bu ayakkabı bağcığı çok önemli ya. Bu ayakkabı bağcığı çok önemli. Hadi Seher'cim. Elinde zaten senin
elini bağlamak için bu ip var. Ayağını bağlamak için diğer bir tane daha var bunun. İki tane var. Hatırladın mı? Yani diyorsun ki biraz daha yardımcı olayım, ifadenden yola çıkarım. Şimdi göstermeyeyim de Rütük icabı gösteremiyorum. İple aldım diyorsun, boğazımı sıktım diyorsun. Böyle boğazımı sıktım ben diyorsun. Öleceksek beraber ölelim gibi, çok özür dilerim, saçma bir cümle kullanıyorsun. Çünkü İsmail'in seni öldürmek gibi amacı yok yani. Senin boğazında seher, yapılan daha sonraki incelemede boğazını sıksan böyle orada bir iz kızarıklık olur. Şu fotoğrafı verelim mi? Seher'in boğazında ip var mı? Kızarıklık var mı? Merak ettim. Üzeri kanlı olan kıyafet. Sevgili izleyiciler var mı? Siz daha yakından görüyorsunuz. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yorumlarınızı bekliyorum. Sen şu iple boğazını alıp sıksan, öleceksek beraber ölelim desen... Boğazında senin ip izi olması lazım. Hiçbir şey yok Seher. Hatırla Seher. Senin ayağındaki ayakkabı bağcığını kim çıkarttı? Yine can alıcı soruyu mu sorduk? Ah Seher'cim. Ne düşünüyorsun? Seher bayağı uzun. Ellerini bağlamak için yeterli. Seher'i göreyim ekranda. Bak bayağı uzun. Bir tane de ayakkabı bağcığını zaten çıkartıyor çocuk. Senin ayakkabı bağcığını kim çıkarttı? İsmail çıkardı abla ya. Gerek yok ki senin ayakkabı bağcığını çıkarmasına. Ya gerek yok, gerek var. Ben hiç yapamam ama o an hani boğuşma sırasında... Evet. Elbiselere mi bakıyorsun? İsmail'in pantolonuna mı bakıyorsun? Seher'in yanına mı oturmak istiyorsun? Evet, sus. Ha, izin verirse oturabilirsin. Ben onun kıyına oturacağım. Ha, orada oturmak istiyorsun? Evet. Söyle gülüm bak. Yalvarıyorum sana bak gülüm. Söyle gülüm. Bizim içimize de ilmek kalmasın. Bak bir başlangıcı söyle gülüm. Söyle ne şekil şey olduysa söyle gülüm bak. Söyle, senin de söylüyorum bak. Söyle gülüm. Söyle gülüm. Söyle gülüm bak. Tamam, bir sakin olun. Söyle gülüm bak, yalvarıyorum sana. Bizim de içimizde onu unutamıyoruz biz gülüm. Bak, yalvarıyorum sana. Söyle gülüm bak. Seher, söyle. Söyle gülüm, nasıl olsa çıkacak bununla. Söyle gülüm bak, söyle. Yalvarıyorum bak sana. Söyle. Söyle gülüm. Bak Seher, söyle gülüm bak. Söyle gülüm bak, unutamıyoruz. Sabah daha uykular uyumuyoruz gülüm. Söyle gülüm bak, söyle. Söyle gülüm. Söyle gülüm bak Seher, söyle. Ne biliyorsun söyle gülüm bak. Sana bir şey olursa yine biz varız arkanda. Bak ben de varım arkanda senin. Söyle gülüm bak Seher, o söyle gülüm bak. Söyle. Korkma sen. Söyle gülüm bak, söyle. Her şeyi söyle gülüm. Söyle bak, ben senin kıyında oturuyorsun. Söyle, ben burada oturacağım. Söyle gülüm. Söyle bak Seher. Söyle. Devam edelim Seher. Edelim mi? İpi hatırlamadın ya da bir şey düşünüyorsun. Aklına ne geldi? Zorlayın abla, elimden geldiği de başta maşa yaşamaya çalışıyorum. Neyi hatırlamaya çalışıyorsun orada?
O boğuştuğum zamanda şeyleri hani hatırlamaya çalışıyorum. Bazı söylediğim şeyleri zorluyun yani gerçekten. Bize eksik ya. Söylediğim şey olabilir. Yalan söylediğini düşünmüyorum. Bazı şey eksik söylemiş olabilirsin. Elimden eksik söylediğin bir şeyi tamamlamak istiyorsun. Ben gördüm şu anda. Neyi söyleme söyle bize. Biz seni anlıyoruz. Neyi söylemek istedin? Bugüne kadar söyleyemedin. Bak bugüne kadar dedin ki arabasına ikinci defa bindim. Yani dediğinde aile anlayışla karşıladı. Faruk bunu yaptırdı dedin. Daha önce korktuğun ama söyleyemediğin, boğuşma esnasında hatırladığın bir detay varsa lütfen paylaş bizimle. Ya da daha sonrasında ya da öncesinde düşündüğün, şu kafandaki düşündüğün kelimelere bir dök bir tanem ya. Gözler o kadar çok şey anlatmak istiyor ki dudaklar susuyor yani, ağzın susuyor. Madem sen kendi boğazını sıktın orada iple, niye senin boğazında ip izi yok?